Selamlar tekrardan merhabalar. Ne haber nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. keyiflerde de yerindedir. Takvimler artık 2024'ü gösteriyor. Hepimiz için umarım çok güzel bir yıl olur diyorum. İnşallah en güzel hedeflerinize, en iyi başarılarınıza şahit oluruz. Hem ülkemiz için hem milletimiz için hem tüm dünya için de güzel bir yıl olur diyorum. Gerçekten güzel bir günlere, güzel bir yıla hasret kaldık diyoruz. Tamam. Şimdi birazcık konuşacağız. Biraz sana rehberlik tadında bazı şeyler anlatacağım. Bazı fikirlerimi söyleyeceğim. Çok yeni şeyler söylemeyeceğim. Videolarımda bunları ara ara zaten tekrar ediyorum ama yine de şöyle bir toplu bir şekilde hepsini söylemek istedim. En azından e, bazı arkadaşlarınızdan gelen mesajlar çünkü bunu benim çekmem gerektiğine e, itti. E, toparlamak iyi olacak diye düşünüyorum. Al çayını kahveni şöyle sohbet tadında muhabbet tadında bir konuşalım muhabbet edelim seninle. Kafandaki sorulara biraz e, ışık olmaya çalışayım. Şimdi şurada notlar aldım da onlara bakıyorum. Kalan süremiz 5,5 ay. Müthiş bir şey. Gayet vaktin var. Nasıl var hocam ya benim hocam şey dedi işte artık bu bu saatten sonra netlerin buraya gelmediyse atıyorum. TYT'den 90 net yapmıyorsan e, yetişmez artık ya bırak mezuna kalmayı düşün bu saatten sonra olmaz demiş olabilir. Yani ben açıkçası çok sert konuşmak istemiyorum ama bu salakça cümleleri salakça olaylara birazcık kulağını kapatman gerektiğini inanıyorum. 5,5 ay inanılmaz bir süre. Neden inanılmaz bir süre? Kendi yılına örnek vereyim sana. Ben 2013 senesinde bu sınava girdiğimde YGS ve LS sistem vardı. YGS TET oluyordu. Mart ayında yapılıyordu. LS, AYT oluyordu. Haziran ayında yapılıyordu. Bizim konularımızın içeriği sizin konularınızın içeriğinden yaklaşık %40 daha fazlaydı. Matematik, fizik, kimya çok daha fazla işler vardı. Şimdi bunları ayıklaya ayıklaya affedersiniz kuşa döndü. Onu söyleyeyim. Ve en önemlisi benim zamanımda YouTube falan yoktu. Birincisi çözümlü kitap yoktu. Bize bu kare kod okutup... <laughs> pardon. Kare kod okutup çözümlere ulaşacağımız bir platform yoktu. Ama o yıl ben ve arkadaşlarım o YGS sınavından sonra o koca AYT'yi dahi yetiştirdik. Ha Belki şimdi sen o soruları kolay diyorsun ama o soruları çözdüğün için kolay geliyor sana. Ama e, babalar gibi yetiştirdik. Senin yetiştirememe gibi bir olayın olamaz. Yetiştiremiyorsan çalışmadan için yetiştirememiş, yetiştirememişsindir. Ama sana bir yol haritası göstermeye çalışacağım. Bunun dışına çıkmazsan zaten eee çok güzel meyvelerini alacağını düşünüyorum. Yani şapkadan tavşan çıkarmayacağız. Hep söylediğim şeyi söyleyeceğim. Kazanım odaklı gitmek zorundasın. Hani ben bazen diyorum ya bak bu çıkmayacak. O çıkmayacak diyorsam çıkmayacaktır. Kazanımlara hakim olmanız lazım. Şu anda kazanım dışı çok fazla soru var. Okul müfredatıyla sınav müfredatı aynı değil. Okulda gördüğünüz bazı konuların içerisindeki şeyler sınavda çıkmıyor. Bunu adamlar talim terbiye olarak zaten sunmuş size. Senin de o tür işlerle çok vakit kaybetmene gerek yok sınav anlamında. Mesela basit makineler 2019, 2020, 2021, 2022 gibi benim e, kafamın etini yedikleri konulardı bunlar. Basit makine tok. Ya diyordum. Günlük hayat uygulaması gelir. En fazla bir hesaplama gelmez. 3-5 tane makara olduğu sistem hiç gelmez diyordum. Bunlara direkt çizin abi. Bakmayın diyordum sınav adına. Bazıları deli gözüyle bakıyordu o yıllarda bana ve aynısı oldu. Bunlarla ilgili öyle matematiksel bir hesaplama sorusu gelmedi. Çünkü kazanımda yazıyor bu. İkiden fazla daha fazla makar sisteme girilmez günlük hayat uygulamaları sorulur diye zaten hep günlük hayat uygulamaları sormaya başlandı. Ben 2019'da kazanım dediğimde 5000 aboneli bir kanal olduğum için çok fazla dinleyen olmadı bana deli gözüyle bakmaya başladılar. 2020'de birazcık kanalın e, abone sayısı arttığında e, bu adam ne diyor falan dediler ama çok fazla eleştiri aldım. Sonra 2021'de artık 2019 ve 2020'de çok fazla netli başarılar olmaya başlayınca çünkü öyle aman aman çok soru çözmüyorduk kanalda ama çok böyle nitelikli kazanımsal sorular çözüyorduk. 2021'de yavaş yavaş bu kazanım lafı kıymet bilmeye başladı. Sonrasında zaten herkes kazanım odaklı kazanımlara uygun demeye başladı zaten. Ya ben bunu zaten baştan beri diyordum. O yüzden sen ne kazanım odaklı ilerlemen. Mesela ben bu kitapları hazırlamam benim 5 yılımı aldı. Niye 5 yıl mı aldı? Biz dışarıdan çünkü soru almıyorduk. Alaaddin hocanız da kendi kitaplarını 4 yılda hazırladı. O da dışarıdan soru almıyordu. Ve en önemlisi biz o kazanım listesinin dışına çıkmıyorduk. Ya yani şurayı doldurmalık soru yapmadık. Biz kitaplara kazanım dışı çok fazla bir şey koymamaya çalıştık. Ben yani bazen sınırların dışına çıktık mı? Çıktık. Yalan yok. Ama saçma sapan, öğrencinin vaktini alan doldurma sorular uğraşmadım. Şu kitaplar öyle sizlerin aylarınızı alacak kitaplar değil. Günlük 1-1,5 bir, bir, buçuk saatlik çalışmayla çok rahat 2-3 ayda çok rahat bitebilecek işler. Ve bitirdikten sonra üzerine öyle aman aman bir soru bankası çözmene gerek yok. Benim gerçekten çok fazla öğrendiğim soru bankası çözmeden sınava girdi fizik adına. Ama benim yayınları tamamen bitirdiler. Benim 4 kitabı iklenmeyi tamamen bitirdiler. Zaten bunları anlaman önemli. Yani şu hatayı çok yapıyorsunuz. Konu anlatımına hemen geçip tam anlamadan testte başarılı olmaya çalışıyorsunuz. Ve şunu diyorsunuz testte başarılı olursam ben bu konuyu öğrendim. Testte başarısızsam öğrenemedim oluyor. Alakası yok. Konuyu çok iyi bilirsen zaten 3-0 öndesin. Üzerine soru çöz. Tamam okey. Ama hemen oraya zıplama konuda gerçekten hakim olmaya çalış. Yüzde anlamanı zaten beklemiyorum. Eksik noktalar aydınlanması gereken kısımlar olacak. Ezber yapmadan mantığını anladıktan sonra bu iş zaten zor değil. Bu fizik ve kimya adına böyle. Matematik evet soru çöz. Geometri evet fazla soru çöz. Çeşit fazla. Bir sayı değiştiriyorsun yeni bir soru oluyor. Buna bir şey dediğim yok. Ama gidip de fizikten kimyadan öyle aman aman çok soru çözeceğim diye kendini kasma. Zaten kısıtlı bir alandayız. Benim bir tarafım çatlıyor bir konudan 20-25'ten soru çıkartmak için. Çünkü kazanımın dışında çıkamıyorum ki. Çıktığım an farklı soru. Çıktığım an farklı bir soru olmaya başlıyor. Hani niteliği nice, niceliği az, sayısı az ama niteliği fazla sorular oluşturmaya çalıştık hep. hep Bu yönde çalışma yapmaya başladık. Zaten o yüzden süre olarak çok hızlı bir biçimde bitiyor. Ve ben sana şunu söylerim. Bir şey çıkmayacak diyorsak bu çıkmayacaktır. Hadi çıktı. En fazla bir tane çıkar. O 21 tane sorusun 21'de 15 tanesi 10 tanesi de öyle olmaz. En fazla bir tane çıkar ama buna daha şahit olmadık 2019'dan beri. Şahit olacağımı da zaten düşünmüyorum. Tamam mı? Kalan süren çok yeterli. Sen yeter ki şu TET sınavında Türkçesinden, sosyalinden patlama. Fiziğinden, kimyadan zaten patlamayacaksın. Hadi bir tane soru gider. Olur. Gidebilir. Ama Türkçeden 15 tane gidince olmuyor işte o. Ya da sosyalin yarısı boş, yarısı yanlış olunca olmuyor. Çünkü hepsinin puanı aynı olduğu için senden isteğimiz oradan ne kadar net alabilirsen al. 90-100 çok fazla ötesine geçemezsin TYT adına. Şans bence. 90, 80, 100, 95, 85, 80, 80 böyle çok iyi e, sıralamalar hedefliyorsan yeterli. Zaten sen AYT'de alacaksın hakkını. Bunu arttırmaya çalışma. %10 yapmak için bir ay çalışan öğrenci var. Saçma, verimsiz, hiçbir gereği yok. Ve zaten Sınav bir kez yapılacak ve adamlar en iyi sınavı koyacaklar önünüze inşallah. Ve şunu çok söyledim. Siz en iyi netinizi sınavda yapacaksınız çok demiştim. Çünkü her kitapta kazanıma uygun değil. Her deneme sınavı kazanıma uygun değil. Bu var. Yani oluyor hani. Çünkü hani onları bir kişi hazırlamıyor ki. 10 tane insan hazırlıyor. 10 tane insan hazırladığı deneme de hani her yeri tutarlı olmuyor. Yani mesela şu kitap. Burada 6-7 tane konu var. Bunun hepsini ben yazdım. Bütün konular birbiriyle tutarlı oluyor. Ama her konuyu farklı hoca yazsaydı kimi konu iyi olurdu, kimi konu biraz kötü olurdu. Hani böyle böyle oluyor çünkü artık hani soru bankaları oluştururken bir kişi oluşturmuyor. A yayını, B yayını diyorsunuz ama içeriğinde 10-15 tane hoca var. Ha bizde bu yok. Bunun güzel avantajı ne? Biz kazanım odaklı gittiğimiz için bizim çalıştırdığımız şeyler çok paralel işler geliyor ve senin vaktini almıyoruz. Bunları biliyorsan, üzerine hadi bir tane soru bankası çözdün çok şart değil evet için rahat etsin diye çözeceksin çöz kimyadan önemmiyorum gerek yok ama ikinci üçüncü soru bankasına geçersen bu dolu bir bardağı doldurmaya benzer dolmaz yeterli yani yetten yani sınav adına zaten sen çözmeseydin o 14 neti zaten AYT adına alırsın TYT adına da 7-6'yı alırsın sen iki tane üç tane soru bankası çözerek bunu arttıramazsın zaten ötesine geçemezsin tamam mı bunu iyi anlaman lazım Buna bunu iyi anlarsan başarı gelir. Ama hani sanki bu çalışma şey gibi oluyor. Hani bunu söylediğim yıllarda biraz eleştiri alıyordum. Hani ya bunu bilmeden öğrenci yapamaz. Bunu da bilmek zorunda. Bunu da hayır bilmek zorunda falan diye bilmesi gerekenleri zaten anlatıyorum ben diyordum. Sonradan 2021 sonunda artık bu şeyler eleştiriler kesildi. Çünkü 3 tane sınav görünce artık başarılar böyle gelince kanalda. Susulmaya başlandı. Hani bence ben de baya böyle sabır 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 deyip duruyordum. O yüzden e, kalan süre yeterli. Youtube'da ben varım. Çok değerli fazlasıyla hocanız var. Herkes çok güzel işler yapıyor. Gerçekten kaliteli işler var. Bunları güzelce özümseyin. Ve şu kazanımlara bakın. Talim terbiye yazın Google'a. YKS kazanımları diye. Orada liste liste her konuda neyin çıkacağını sana söylüyor. Evet okuldaki sınavın farklı onu anlıyorum ama sınav olay böyle. Tamam Başka ne var? Yani asıl odak noktayı anladıysak sıkıntı olmaması lazım. Yani 5,5 ay sizin bende sinir stresi yönetmeniz daha önemli. Hani süre az kaldı ay yetişmeyecek. Hayır yetişir. Yani yetişir yetişmeyecek bir şey yok. Yeter ki o kazanım şeyinden çıkmayın. Tamam. Yani şu sorular oluyor. Mesela öğrenci dedi hocam ben sizden elektrik konusunu çalıştım. Tamam. Soru bankasını açtım. Ama çok yanlışlarım boşlarım çıkmaya başladı. Normalde olmaması gereken bir şey. Kitabın adını sordum, söyledi. Burada vermeyeceğim. Kitabı inceledim bir ara. Bir gün sonra merak edip inceledim. Ya elektrik konusu var ya, yani 90'lı yıllardan kalma sorular. Artık hani ÖSYM'nin tozlu raflarında olan, kazanım dışı dünya kadar soru var. E zaten çözemez öğrenci çünkü zaten ben onu anlatmadım. İkincisi zaten bu sınavda gelmeyecek. Ama soru bankası diye satılıyor mu? Satılıyor. Ya bir şey diyemem buna, ne diyeyim yani. Hani o yüzden hani... Diyorum ya arada zaten belli yayınlar var. Hani çok öyle saçma sapan yayınlara da bulaşmayın. Vaktinizi çok fazla çaldırmayın yani. Güvenilir yayınlardan ilerlemeye çalışın. Zaten hemen hemen her hoca hemen hemen aynı kaynakları öneriyor. Hani bu kaynaklar bize para ödemiyor. Hani iş iyi olduğu için. Hani geçmişte 2019'da falan çok daha kötüydü gerçekten. Hani kötüydü. Ben öğrenciler kaynak öneremiyordum. Çünkü gerçekten bir tane hatta öğrencim vardı. Onunla geleceğim. Kazanım dışı çok soru vardı. Bir tane öğrencim şey demişti. Hocam ben 3 soru bankası çözdüm fizikten. Bir an şöyle bir durdum. Niye böyle bir şey yaptı? Hocam ama ben sadece kazanımlı soruları çözdüm. Kazanım dışı olunca çiziyordum. Hiç çözmüyordum. 30 test, 30 soruluk bir teste 6, 7, 8 tane kazanım uygun soruları çözüp öyle 3 soru bankası bitirmiştim diyordu. Diğerlerine hiç bakmamıştım diyordu. Zaten listeden belliydi neyin çıkıp çıkmayacağı. Yani sizin anlattığınız tarz işleri çözüyordu. Sınavda TET'de, AET'de fulleyip çıktı. Olay bu. Ama o 3 soru bankası yerine iki tanesini hatmetmeye çalışsaydı kafayı yerdi. Çünkü çözemeyeceği bir sürü soru olacak ve morali bozulacaktı. Ve o da onun bırakmasına sebep olacaktı. Bu hataya düşme. Tamam mı? Yani ben sana ne anlatıyorsam onu yap. İnan sınavda yap. meyvesini alırsın. Artık biraz hani belki uzun boylu gibi oluyor ama ya bu bir gerçek. Sınav adına bu gerçek. Tamam mı? Hani belki ben okul müfredatındaki yazılı sınavlara uygun çok fazla soru çözmüyorum sayısal ama İnşallah o tür da yaparım. Vaktim olursa inanın yapacağım. Ama sınav anlamında olan şey bu. Tamam. Yani genel hatlarıyla böyle. Ee, buradan kendine bazı dersler çıkar ve kalan süreyi o şekilde değerlendirmeye çalış. Yani çok fazla daha düşünüyorum. Notlar da bitti yani hepsini söyledim. Olay konuyu dediğim gibi iyi bil. Ezber yapma. Kazanım dışına çıkma çıkmanı isteyenler olursa kulağını kapat ve devam et. Tamam. Sınav günü o kitapçık geldiğini açtığında bu muymuş ya diyeceksin. Ben bunları zaten daha önce çözdüm diyeceksin. Aa bu aynısı ya falan diyeceksin. Hatta bana böyle sınavdan sonra Instagram'dan yazacaksın. Ben de burada gururla başarılarınızı paylaşacağım. Gururla hepimiz çok sevinçli harika bir seneyi noktalayacağız. Tamam. O zaman ben şimdilik böyle bir ufak bir güle güle diyeyim. Gelecek videolarda görüşürüz diyelim. Tamam mı? Eğer soruların varsa alta yaz. Yetişmeye olduğunca çalışmaya çalışacağım. Kanalda 140 bine yakın abone olunca her gün çok yorum geliyor. Bazen kaçırıyorum. Bir, çok özel çok inanılmaz yardım istiyorsan beni arayabilirsin. Bu telefon. Telefonum nerede ya? Aa telefon yok. Neyse. O telefon numarası benim Sen numaram. Beni istediğin zaman Whatsapp'tan böyle yazabilirsin. Bazı arkadaşlarınız beni arıyor sağ olsunlar sana elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yeter ki emek var. Çalış. Kalan süre gayet yeterli şekilde ilerle. Tamam? O zaman görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.